Evet. Yastıkları alalım. Sen her şeyi hazırlamışsın. Türkan'cığım, ben her hafta sonu piknik yapıyorum, senin haberin yok mu? Sen ne dedin de vazgeçti bu adam? Ben merak ediyorum. Arabada söyledim ya, karşıma aldım, konuştum. İkna ettim. Ben bu kadar kolay olduğunu düşünmüyorum. Yani babam da halam da ikna etmek için bayağı uğraştılar. Ama nedense seninle bir oturuşta ikna oldu, öyle mi? Aynen öyle, çünkü bende şeytan tüyü var. Evet, var. Farkındayım. Buyurun. Bize diyelim mi? Ne? Ne gülüyorsun? Bazen çocuk gibi oluyorsun. Hı. Olurum öyle. Bazen. Abla bunlar senin, bu abi seninle evlenmek istiyor. Aa! Çocuğun dediklerine harfiyen katılıyorum. Hayır ya. Ne hayır ya? Ya hayır yani evet anlamında söyledim. Evet, 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 evet. Balonlar uçtu. Sadece balonlar değil, benim aklım da uçtu. Sen beni böyle öpeceksen ben sana her gün evlenme teklif ediyorum. Ya yapma öyle. Ya sana da ne desem yaranamıyorum. Hiç değilse yüzüğü parmağınıza takabilir miyim? Bir mahsur var mı? Buyurun. Çok güzel oldu. Teşekkür ederim. Yalnız öyle büyük bir düğün falan yapamam. Yani hani böyle emeklilerin böyle ikinci baharında yaşadığı gibi bir kutlama olur diyorum. Somer, zaten biz evliyiz. Ne? Düğün yapmayacak mıyız? Hayır, kabul etmiyorum. Yepyeni bir sayfa açıyoruz. Her şeyi yeniden yapacağız. Aa, sen ciddisin. Evet. Babam bizim ayrıldığımızı bilmiyor. Adamcağıza ne diyeceğiz? Ya ona evi kutluyoruz deriz işte. Ne olacak? Kendi aramızda bir kutlama. Ha? Heyecanlı, gizli bir düğün. Böyle düğün gibi ama değil gibi de. Ne dersin? Akılları karıştıralım diyorsun yani. Hem de bu pazar diyorum. Düğün mü? Evet. Olmaz, Derya'nın sınavı var. Ya tamam, sabah ezanında düğün yapacak değiliz de. Derya'da sınavdan çıktığında gelir işte. Hı? Hem zaten Derya'sız kutlama mı? Asla. Thank you.
Mesut çok acıktı. Mesut'cum, annem birazdan getirecek yemekleri. Bizi mutfağa sokmadı vallahi. Ama sen istersen mercimek köftesi yiyebilirsin. Tamam. Vereyim. Hah, Somer geldi. Somer enişte hoş geldin. Hoş Somer enişte. Selam. Hoş geldin. Bu güzelliği bu çiçekler Azam mı? Teşekkür ederim. Hadi geçelim. Afiyet olsun. Sağ ol, sağ ol. Gel. Gel oğlum, gel otur. Siz bu kutlama işini biraz abartmadınız mı? Az bile Sadık Baba. Aa, bu ne? Aç bakalım neymiş? Amcanın hissesi artık senin. Ay! Somer. Oğlum, sen ne yaptın böyle? Sadık Baba, umarım kızmamışsınızdır. Ya siz de benim ailemsiniz. Ben de ailem için bir şey yapmış olmak istedim. Öyle düşündüm. Ya umarım yanlış anlamamışsınızdır. Ben ne hadsizlik yapmak istedim ne de saygısızlık. Kızmadınız değil mi? Estağfurullah oğlum, olur mu öyle şey? Ama ne gerek vardı buna? Tamam, ben senin ne yapmak istediğini anlıyorum. Ne hissettiğini de biliyorum ama yani aslında... Ne diyeceğim de bilemiyorum ki. Hayırlı olsun diyelim o zaman. Siz benim ailemsiniz. Bana oğlum diyorsunuz. Ben de mutluluğu beraber paylaşmak istedim. Babacığım. Ay, ben hemen fotoğraf makinemi getireyim. Koş, hadi koş. Mektup. Günaydın canım. Günaydın sevgilim. Ne oldu hayatım? Bak bakayım bana. Bir şey varsan da söyle hadi. Şu an o kadar huzurluyum ki. Yanında olduğum her anda şükrediyorum. Keşke annem... Annem de günümüzde iyi oldu. Ona yaşattığım onca şeyden sonra... ...bu huzuru görmeye hakkı vardı. Canım.
Üzme artık kendini. Lütfen. Sana. Hoş geldin. Özür dilerim. Kırdım bugün seni. Bağırmamalıydım öyle. Sorun değil. Somer, ben seninle bir şey konuşmak istiyorum. Ben bu evde çok sıkılıyorum. Hayatım, biliyorum, farkındayım. Ama sen de her gün kendini eve kapatıp duruyorsun. Aldırayım seni istediğin zaman diyorum, olmaz diyorsun. Ne bileyim, arkadaşlarınla falan görüşebilirsin. Somer, benim öyle arkadaşlarım yok biliyorsun. Ben kendimi bildim bileli. Benim en yakın arkadaşım, sırdaşım, dostum hep annemdi. Tamam. Peki. Ne istiyorsun o zaman? Annen de benim gibi yalnız. Yani ben diyorum ki... yeniden Rüçhan annenin evine mi taşınsak? Annemin yanına. Şaka mı bu? Yok. Ben gayet ciddiyim. Hem biliyorum senin de aklın kalıyor. Annenle sen birbirinize düşkünsünüz. Türkan, annemin sana yaptıklarından sonra... bana, bize yaptıklarından sonra... sen yine de mutsuz olacağın bir yerde mi yaşamak istiyorsun? Mutsuz olmayacağım ki. Aksine daha iyi olacağım. Türkan, sen ne dediğinin farkında mısın? Evet, farkındayım. Somer, bak ben... ben affettim. Ben anneni affettim. Affetmeyi seçtim. Sen de yap bunu. Her şeyi geride bırakalım. Kocaman bir aile olalım. Hem sen de üzülüyorsun biliyorum. O senin annen. Sen onun bir tanecik evladısın. Yarın bir gün ona bir şey olsa, başına bir şey gelse... çok büyük bir vicdan azabı duyarsın. O yükü ben şu an omuzlarımda taşıyorum. Annenin hastalığından sen sorumlu değilsin. Kendini suçlamayı bırak artık. Lütfen. Somer, insan yine de kırdığı, üzdüğü günleri düşünüyor. İnan elimde değil. O yüzden bitsin bu kırgınlıklar, küslükler. Gel biz bir adım atalım. Sonra gerisi gelir zaten. Hem annenin de isteği bu değil mi? Boşuna mı sürekli yemek gönderiyor? O da çok mutlu olur. Gel biz yeniden başlayalım Somer. Hafta sonu beraber. Biz bunu bir düşünelim Türkan. Olur mu? Olur.
Ne çabuk yerleşmiş her şey. Annem işte, biliyorsun. Bu kadar hızlı olmasına şaşırdım sadece. Onun da isteği buydu. Ondan. Somer. Her şey çok güzel olacak. Eminim. Yepyeni bir başlangıç yapacağız. Önümüzde çok güzel günler var. Ben inanıyorum. Ben senin bu güzel yüreğini o kadar çok seviyorum ki. Affedicisin. Her ne olursa olsun, iyiliğinden, içtenliğinden hiçbir zaman vazgeçmiyorsun. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Böyle başımı göğsüne yaslayayım. Gözlerimi huzurlu kapayım. Puanı dünyalara değişmem. Tek korktuğum bu anları kaybetmek. Ben her zaman yanında olacağım aşkım. Korkma. Somer. Gerçekten kim yaptı bunu sana? Söyler misin artık? Söylemiştim ya, Selçuk'la şakalaşırken oldu. Somer, bu şakaya benzemiyor. Her ne olursa olsun seni çok seviyorum. Bunu hiçbir zaman unutma. Ve sana her zaman söylüyorum ama yine söyleyeceğim. Benim sensiz bir hayatı düşünmeye bile tahammülüm yok. Bunu bil. Biliyorum sevgilim. Türkan. Aramızda asla yalana, sırlara yer vermeyeceğiz. Benim senden önce nasıl bir hayatım vardı? Neydi? Nasıl ilişkilerim vardı? Bunları sana hiçbir zaman anlatmadım. Ama artık bilmen gerekiyor. Alo. Yat yapma. Yapma yat yapma evi yat. Yat. Somer. Alo. Alo. Somer. Polisler sana geldi diye o kadar korktum ki. Ne oldu, anlatmayacak mısın? Biliyorsun Mine benim 10 yıldır asistanım. Hatta nikah şahidimiz olmuştu, hatırlıyorsun. Ailesiyle de ilişkisi kötü. Başım dertte diye arayınca sahip çıktım kıza. Yani o yüzden öyle apar topar fırladın evden. Dövmüştüm ineği. Kızın elinden bebeği zorla almış. Korkunç bir manzaraydı. Ben anlamıyorum, ne kadar vicdansız, ne kadar kötü kalpli bir insan. Zorla evlilik olmaz ki. Kız da istemiyor. Hem çocuk da başkasından. Yani neden hala... Bilmiyorum Türkan, manyağın teki işte. Yani
Bebeğin babası da neden sahip çıkmıyor Mine'ye? Ne bileyim Türkan, neden cevabını bilmediğim soruları bana soruyorsun? Yok, bebeğin babası niye sahip çıkmıyor? Kimmiş, neymiş? Ben nereden bileyim ya? Niye üstüme geliyorsun? Üstüne gelmiyorum ki Somer. Sadece bebek için üzülüyorum. Hepsi bu. Affedersin. Kusura bakma Türkan, benim sinirlerim çok gerildi. Tamam canım. Çok affedersin. Özür dilerim senden, çok çok özür dilerim. Sen nasıl yaptın böyle bir şeyi? Tamam Somer. Abartma aşkım. Bir şey yok, ne var bunda? Son zamanlarda hepimiz gerildik. Hepsi bu. Hem sen o minicik bebeğe sahip çıkarak o kadar güzel, o kadar büyük bir şey yaptın ki. Seninle gurur duyuyorum. Sen dünyanın en iyi kalpli insanısın. Of Somer, ne yapıyorsun, ne diyorsun ya? Canım, çıkıyor musun? Bak bakayım bana. Seni yine bir şey mi canın sıkıldı? Aşkım. Benim işle ilgili biraz canım sıkkındı. Ondan. Ben seni böyle üzgün görmeye dayanamıyorum. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Nereye? Somer, kızlar olabilir. Ya tamam, ararsın sonra. Somer. Hem sen işe gitmeyecek miydin? Gitmeyeceğim, vazgeçtim. Somer. Tamam hadi bak. Dönüş arıyor. Efendim ablacığım? Alo abla. Derya İzmir'e gitti, bu saate kadar da haber gelmedi. Ne? Ne işi varmış İzmir'de? Ya abla ne bileyim, gitti işte. Neyse, fazla vaktimiz yok. Biz şimdi Serdar'la gidip İzmir'den Derya'yı alacağız. Halam da senden izin almamı istedi arayıp. Ben sizin çevirdiğiniz dolapları hiçbir şekilde anlamıyorum. Tamam, gidiyoruz o zaman biz. İyi tamam. Nerede babam? Babam annemi doktora götürdü. Abla, babam sorarsa Derya'yla bana geldiler dersin. Akşama kadar idare et bizi, olur mu? Tamam, merak etme. Ha ama sen bana Serdar'ın numarasını ver. Aradığında hemen açsın, tamam mı? Tamam. Bir başlarına pikniğe gitmek de neymiş? Çok fenasın Somer. Öyle ama. Hadi gel. Canım babam ya. Nasıl heveslendi. Kiraz. Baban geldi kızım. Özledin mi babanı? Hadi gel gidelim o zaman. Gel anne. Ne? Sen bütün gün böyle mi dolaştın? Nasıl dolaştım? Böyle yanlış iliklemişsin. Yani... Umarım kimse fark etmemiştir. Hale bak ya. Hani kimse de bir şey demedi. sen
Şimdi patron olduğun için söylemeye cesaret edememişlerdir. Niye güldün? Ne bileyim. Yani bizim de bebeğimiz olsa böyle olacaktık herhalde. Nasıl olacak? Yani böyle işte. Ha? Aileyi bulamadım. Gülüş Hanım'ı da bu saatte rahatsız etmek istemedim. Ne yapacağımı bilemedim. Ne yapıyorsun? Ne oluyor ya? Kusura bakmayın ya, sizi de rahatsız ediyorum ama sabahtan beri çok ağlıyor. Yani şimdi biraz sakinledi ama bana sıcak geliyor. Yani ateşi mi var anlamadım. Derece vardı ya, Mine baksaydın. Dur ver bir de ben bakayım. Somer. Somer sen biraz kirazı tutsan. Ben de dereceye getirsem olur mu? Ben anlamadım. Sabah da aynısını yaptı. Ne zaman bebeği kucağıma almaya çalışsam bir şekilde engel oluyor. Sana öyle gelmiştir canım. Hayır Somer. Yani özellikle fark ettim bunu. Mine bebeğini benden esirgiyor. Türkan yeni doğum yaptı. Bir sürü şey geçti başından. Onlardan etkilenmiştir. Sen üstüne alınma. Engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.